Tamam, sesi kapatır mısın? Ayşar geldi. Merhaba. Ekran paylaşımı mı yapacağım? Yok, yani şu an zaten arkadaşlar var. Bir şey yapacağım. Biz baklavalar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, mutfakta baklavalarınız. Teşekkürler. Evet, evet. Adres kalabalık mı? Fazlaca kalabalık. Nasıl isterseniz takarız. Ben bana teknoloji şey yapmayın ya. Ben direkt oynayamam. Ben olsaydı hemen açmışlar. Kim Şimdi reklam var dedi. Baba eğitim var. Aynen öyle yani. Çok karşıdaki arkadaşlar. Bilin. Evet. Tamam, merhaba herkese. Ses kapalı. Açtım. Alper ses geliyor değil mi? Ha, ekran paylaşımı yap. Nerede şey peki? Biraz dağınık olmakla beraber geliyor. Şu an iyi mi ses Alper? Şu an gayet iyi. Tamam. Bir Hazal şey verirse ekran da paylaşacağız Alper'cim. Videoyu da açalım. Görüntüsünü. Şimdi oluyor Alper, bir saniye. Ankara değil mi? İzmir. Olabilir. Verdi mi? Bir deneyin tekrar. Heh, oldu. Tamam. Merhabalar herkese. Zoom'dan katılan arkadaşlara da. İsmim Can Bulat. UMCI School ve İran temsilcisi. İran'da okuyorum. Okulumuzdan bahsedeceğim. Oradaki eğitim sisteminden, liseden. Yani ne kadar yoğun tabii lise yaptığınızı tam bilemiyorum ama
Yani bir broşürümüz olduğuna göre. Muhtemelen. Çoğunlukla talep geliyordur. Nehir Hanım'la zaten sıklıkla görüşüyoruz. 3 tane de şu an global vizyonlu öğrencisi var okulda. Bir tanesi işte bitirmek üzere. İnşallah. Diğer ikisi, birisi yazı mezun olacak, birisi bilgisayar hesabı. Okulumuzda 6. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz mevcut. Kampüsümüz görseldeki Toronto'nun doğusunda Scarborough bölgesinde 20 derslik futbol sahası, spor salonu, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphanesi olan bir binamız var. Daha önce North York bölgesindeydik. Pandemiden hemen önce buraya taşındık ve biraz daha uygun, yani öğrencilerin geldiklerinde daha çok beğendikleri bir kampüse kavuştuk. Eski bir devlet okulu binası zaten. Burada özel mi bu arada? Evet, özel bir okuluz. Ontario müfredatı takip ediyoruz. IB'li ilk programlarımız yok. Sadece 30 kredi Ontario müfredatı, oradaki dersler öğrencilere veriyoruz ve öğrencilerimizin tamamına yakını. 10 tane bulunduğumuz bölgede lokal öğrenci var. Onların hepsi uluslararası öğrenci. Ben İran, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya bakıyorum ama Ukrayna ve Rusya'daki durumları sadece şu an iki ülkeyle ilgilenmek durumunda. İran'da da karışıklıklar olduğunu oraya da gidiyorum. O yüzden business trip'e çıktım. Sadece Türkiye'ye gelebiliyorum. Benim için tabii şikayet ettiğim bir durum değil ama genel olarak etkiliyor çabalarım. Okulumuzun yanında bir tane ilkokul var. Bizimle alakalı bir bina. Açık renk olan. Evet, açık renk olan bina. İlkokul. O bir devlet okulu ve bölgedeki öğrencilerin geldikleri, ailenin çocuklarını gönderdi. Yanınızda da çok büyük bir park var, McCallum Park. Öğrenciler okul sonrası vakit geçirmek isterlerse o Toronto'nun dışına kadar taşlar ya da okul sonrası bol sahasını kullanabiliyorlar ve 4'e 10 gece dersler gidiyor. 5'e kadar da spor salonu öğrenciler için açık. Bizim şu an okulumuzda hemen en çok gelen sorulardan başlarsak 23 tane Türk öğrenci var. Bu sayı geçen sene 34'e kadar çıkmıştı. Bunların bir kısmı Türkiye'den online olarak katılıyorlar. Bizim Ocak ayına kadar pandemi başında başlattığımız Zoom üzerinden yapılan canlı dersler Ocak ayına kadar devam edecek. Ocak itibariyle biz tamamen yüz yüze eğitime geçiyoruz. Şu an mesela sizin öğrencilerin bir tanesi Türkiye'den devam ediyor. Bunun avantajları oldu çünkü pandemi döneminde vizeler çok uzadığı zaman öğrencinin de vize alamamak gibi derdi yoksa Zoom'dan başlayıp vize çıktıktan derslere katılabiliyorlardı. Bu sayede ders kaçırmamış ve dönem kaçırmamış. Ki bu çok önemli. Çünkü buradan öğrenciyi Ontario sistemine transfer ettiğinizde, kredi sisteme ve denkliği yaptıktan sonra özellikle son sınıf öğrencileri için bir dönemin bile çok büyük önemi. Ve bunu kaçırdığında uzuyor ve uzadıkça da ailelerin maddi bir külfet. Özellikle şu an Kanada doları da 14 dolara dayandı. O nedenle dayandı. O yüzden bunlara yani dikkat etmeye çalışıyoruz ama Ocak itibariyle böyle bir şey olmadı. Öğrenciler sadece genel dönem başlarında derslere katılabilecekler. Bunun yanında Türkiye'de kalan, Türkiye'den Ontario dersleri almak isteyen öğrenciler için biz UMC Virtual High School'u devreye sokuyoruz Ocak itibariyle. Bu Ontario eyaletinde oldukça popüler olmaya başlayan sistem. Hatta bu yaz yapılan açıklamaya eyalet çapında öğrencilerin girdikleri bir İngilizce sınavı var. Bu sınava girip geçiyorsunuz. Geçemezseniz de dersini alıp diploma almaya hak kazanıyorsunuz. Bu üç koşula bir de iki tane self-paced dediğimiz virtual yani öğrencinin videolar izleyerek
kendisi tamamladı. Ders ekler. Yani 28 tane normal örgü okula ders alacaksınız. 2 tane de virtual ders alma şartı geldi. Kontrol sistemine. Bunun ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Çünkü bu açıklama yapıldıktan sonra mesela Almanya'daki üniversiteler 12. sınıf derslerinden böyle virtual alan öğrencileri kabul etmeyecekler. Böyle detaylar da var. İyi bir şey olmakla birlikte öğrencilerin de çok rahat kopya çekebildikleri bir sistem. Bunu da tabii biliyor olduk. Muhtemelen. Ya mezuniyet için bu gerekiyor. Kontrolü sahip. Bu gerekiyor. Ama ben çok uzun süreceğini sanmıyorum. Dediniz ya, 4 yılın toplamında 28 kredi mi? Evet. 4 yıl boyunca bir öğrencinin 30 adet kredi tamamlaması gerekiyor. Bunun şu an için 28'i örgü, diğerleri de virtual olmak kaydıyla. Dediğim gibi yani biraz yani öğrenciler için iyi olmakla birlikte bence okulların daha sonra vazgeçeceği bir sistem. Çünkü normalde çok yüksek not alamayacak öğrenciler bir şekilde farklı yardımlarla bunu gerçekleştirebiliyorlar. Bu yüzden şimdilik sistem bu şekilde. Virtual school olayı da oldukça yayılmaya başladı. Devletin de TVO başlığı altında büyük bir program var. Bütün dersleri alabileceğimiz. Devlet okulları kullanıyor genelde. Biz de bizim virtual high school'umuzda belli bir ders yoksa öğrencinin istediği veya ihtiyacı olan TVO'ya yönlendiriyoruz genelde. Bütün özel okullar da çeşitli şekillerde bu virtual dersleri uyguluyorlar. Bizim kendi sistemimiz var. Tamamen UMC'nin geliştirdiği. Ben bir kredi demişken şöyle söylemek istiyorum. Mesela işte özel sizinle çalışırken en rahat olduğu noktada öğrenci kredi tamamlayınca mesela yaz okulunda alabiliyor krediyi. Yani hani bu şekilde dönem kaybediyor. Çünkü devlet okullarında böyle bir şans yok diye biliyorum. Olsa bile bu kadar rahat olmuyor. Hani burada öğrenci diyelim ki işte Şubat ayında aldığı dersi kredisini veremedi. Hızlı bitirebiliyor mesela UMC'de. Öğrenci kredilerinin yazı mesela 2 yazını daha da fazla kredi alarak önemli olan aslında krediyi doldurmak. Evet. Şimdi Türk müfredatından biraz farklı ya, kafada hani okusun istiyorum o şeydeki evet. Kanada'daki sistem. Aslında kredi tamamlıyoruz yani. Aynı üniversite sistemi gibi. Evet. Aslında bu kadar evet. Yani benim dönemimde var arkadaşlar. Ben kredi tamamladım. Evet, Türkiye. Ben 86'yım yok. Abi. Belki bir dönem. Ticaret meslek liselerinde var. Ben de. Geçmişim yok. Ontario'da 30 kredi var. Genelde devlet okulları 8-8-8-6 şeklinde ilerliyorlar. Bizim sistemimiz biraz farklı. Yani en önemli farkımız da bu zaten. Eylül-Haziran arasında öğrenciler 4 ders alabilir. Sonbaharda 2 ders kışın, 4 ders de ilkbaharda toplam 10 ders. Normalde yani okulların tamamını yakını bu dönem içerisinde öğrencilere 8 ders özellikle çok fark etmiyor. Kimisi 4-4 veriyor, kimisi 2-2-2 veriyor. Biz 4-2-4 şeklinde devam ediyoruz. Bu yüzden de 3 tane intake'imiz var. Bir tanesi Eylül, bir tanesi Ocak, bir tanesi Mart'ta. Öğrenci intake'i kaçırdıktan sonra diğerine kalabiliyor. Tabii bu okulun uzamasına sebep olabilir. Burada en önemli konu tabii özellikle 12. sınıflar için öğrencinin İngilizcesi. Öğrencinin İngilizcesi iyi değilse ve 12. sınıfta Ontario'ya lise tamamlamaya geliyorsa öğrencinin son senesi 1,5 ya da 2 yıl sürüyor. Bu oldukça mı? Baştan başlıyorsa sıkıntı yok da bir şekilde onu ayarlıyor. Yani liseye ya da hatta 10. sınıfta bile. Mesela bir yıl burada lise 1'i okudum. Son geri kalan aslında aynı mantık değil mi Türkiye'de? Son 3 yılda bitirebilir. Yani hiçbir zaman dilimi kaybetmez. O zaman bir şekilde İngilizce ayarlıyorlar. Ama öğrenci 11. sınıfı bitirmiş. Yani şu an karşımıza 11. sınıf öğrencisi geldi. Seneye 12. sınıfta olacak ve yurt dışında okumak istiyor. Bu sefer İngilizce önemli. Çünkü İngilizce derslerinin İngilizcesinin iyi olması gerekiyor ki o krediyi tamamlayabilsin diye. Yine iyi değilse en fazla zaman kaybediyor. Hani evet. Yine aslında bir şekilde alıyorlar.
Ama nedir? Yarım dönemi ESL'ini geliştirmek için harcıyor. Bir yılda değil de 1,5 yılda bitiriyor. Ama bir şekilde ayarlanıyor. Ya da 2. Ya da 2 yıl. Yani evet. Çok düşükten başlarsa evet. Bir öğrenci şu, evet. ESL seviyelerini ve genel İngilizce... Benim hala çözemediğim bu ABCD. Kontör eğitim sisteminde 5 tane ESL seviyesi var. A'da neye kadar? A en düşük yani maynemiz can şeklinde başlıyorlar. Öğrenci eğer buradan başlarsa ve 12. sınıfta öğrencinin bir yılda hatta 1,5 yılda okuma şansı yok. Lise son yıl sürer minimum. Öğrenci D ya da E seviyelerinden daha ya da daha yukarıdan başlıyorsa tabii ki Eylül-Haziran arasında bu mümkün bizim okulda. 3 dönem ve 10 ders verebildiğimiz. Ama normalde bir devlet okuluna falan gittiğin zaman elinizde IELTS, Duolingo vesaire yüksek bir skor yoksa ve ENGTU, Grade 11 ya da Grade 12'dan başlamıyorsa öğrenci onlarda da yıl sürer. Zaten devlet okullarına genellikle 12. sınıf İngilizcesi siz gelmeden size kesinlikle 12. sınıf dersi vermiyoruz. Yani normal okulda bulunmanız çünkü öğrencinin hadi parametre ülkeye girdikten sonra okulda da gelmesi gerekiyor seviyesini olması. Bu yüzden bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi birkaç seviye altına da başlasa okul tamamlatabiliriz ama Nehir Hanım da dediği gibi 9-10-11'de geldiği zaman en düşükten de başlasa zaten pek bir problem yok. Sadece öğrencinin ve ailesinin bilmesi gereken şey İngilizcesi kötüyse bir süre ESL'de bakıp geçirir ve yanında basit dersler alır. Yani 12. sınıf öğrencisi geldi ESL B'den başladı. Yanında art ders alır, beden eğitim ders alır. Çünkü ona biz matematiktir, fiziktir vesaire verdiğimiz zaman öğrenci bunları zaten algılamakta zorlanır ve dolayısıyla düşük mutlu. Bir şey söyleyeyim. Öğrenciyi kendi sınavlarını yapıyor. Evet, kendi sınavlarını yapıyor. Bir kendi sınavını yapıyor. Öğrenci İngilizce seviyesi görüyoruz. Sonra bir de matematik sınavı yapıyor. Öğrenci işte her grubu öğrencisi. 10. sınıf. Matematik iyiyse de yine matematik sınavı alıyor. Evet. Matematik seviyesini görüyoruz. O da 9-10-11 seviye çıkıyor ve o her ders için böyle şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Sectionlar mı var ya? Şöyle. Aşağı yukarı. Mesela evet. ESL A ve B'de biz bu matematik, fen vesaire bu dersleri kesinlikle vermiyoruz. Evet. Ama C'den sonra dersleri vermeye başlıyor. Mesela 12. sınıf öğrencisi ya, matematiği kötü çıktı diyelim aslında iyi transkriptinde ama 12. sınıfın matematiğini veremem diyor mesela. O zaman ne yapıyor? 11. sınıfın matematiğini veriyor. Atıyorum onu yaz 12. sınıfın matematiğini yaz okulunda veriyor. Yani ama bir şekilde öğrenci nasıl İngilizcesi iyiyse bir şekilde tamamlanıyor. Öğrenci iyi İngilizce gelirse, Kanada'da abartmıyorum. Yani fizik sözlerken geçtim, işte Scarborough'da okay. Ama gelinebilecek en iyi bir iki okuldan bir tanesi. Yani sistem sebebiyle. Çünkü siz sadece 12. sınıfta geldiğinizde 12. sınıf dersleri almıyorsunuz. Çünkü bizim kredisini veremediğimiz Civics and Careers vesaire gibi dersler var. Öğrenci bunları da tamamlamak durumunda. Onlarla birlikte hem onları tamamlayacaksınız hem de üniversiteye girişinizi sağlayacak 6 tane 12. sınıf dersi alacaksınız. Ve bunlardan yüksek ortalama yapmanız lazım. Minimum 70. Peki öğrenci 12. sınıfta geldiğinde şimdi 4 şeklinde veriyorsa seviyesi. Alacağım 10 ders. 10 yıl olsun. Biz ona zaten Türkiye'deki 3 senesinde 9-10-11'de tamamlayıp geldiğinde 18'de 22 arasında bir kredi veriyoruz. Ha, okay. Türkiye transkriptine göre onları sayıyoruz. Ya tabii sayamadığımız dersler de var ama mesela öğrenci 9. sınıf matematiğini geçti. Onu da geçti. Biz onların kredisini veriyoruz. Fen derslerini geçti mesela. Kontrolü de 2 tane fen ders zorunlu. 11. sınıftan sonrası tamamen seçmeli. Üniversite tercihinize bağlı. Siz 10. sınıftan sonra dersiniz ki ben sayısalla bir işim. Ben sözel devam edeceğim ya da art devam edeceğim. Biz planlamayı ona göre yapıyoruz. Daha siz sayısalcıysanız. Soruyor okul zaten. Ha, yani evet. Kariyer öğrenci neye ilerlemek istiyorsa ona göre yapıyor. Yani o yüzden böyle öğrenci karşınıza geldiğinde de
Hani burada gerçekten burada okumakta zorlanan bir öğrenci. İngilizcesi varsa inanın Kanada'da daha rahat okuyor yani. Mutlaka sorun oluyor ama evet. Ama kesinlikle daha rahat okuyor yani. Sistemden kaynaklı bence. En azından 12 tane ders de bulunuyor öğrenci. Şu an burada bilgisi öğrenci 12 ders mi? Evet, aynı anda Türkiye'nin en büyük handikaplarından birisi o. Evet. Bizim mesela sonbaharda Eylül'den aralığa kadar öğrenci 4 ders. Bu 4 dersi tamamlıyor Aralık ortasında. Ve bunlarla bir daha işi bitiyor. Ve sonraki seviyeye geçiyor. Kışın 2 tane tamamlıyor. İlk baharda da 4 tane alıyor. Yazında, yaz okulu tabii zorunlu değil. Öğrencinin eğer ihtiyacı varsa, her öğrenci yazın kalıp ders almak istemiyor. Kimisi tatil etmek istiyor. Ama öğrenci mesela bir sonraki aralıkta mezun olmayı hedefliyor. Ve yazında vermesi gereken dersler var. Bu yüzden yaz okuluna kalabiliyor. Ama bir sonraki yılı da gayet rahatsa böyle bir derdi yoksa. Çünkü aralık mezuniyeti de çok yaygın. Üniversiteler ve kolejler ocaklı da alınıyor. Yaz okuluna kalmasına gerek kalmaz. Yani çok yoğun bir yıl geçirmiş oluyor. Bu ailenin de öğrencinin dersi. Ama özellikle 12. sınıf öğrencileri için bu çok önemli. Yani düşükten başlıyorlarsa bir yılda kesinlikle bitmez. Bizim yeni geliştirdiğimiz seviye tespit sınavında öğrenci okula kaydını yapmadan ve ödemesini de yapmadan seviyesini belirleyebiliyoruz. Yani öğrenci size geldi, ben 12. sınıfım. Ama tabii bir soru işareti var. Girebilecek miyim, ne olacak? Öğrenci bu testi tamamlıyor. Biz de kendisine eğer kaydoluyoruz, planımız, programımız şu şekilde diyebiliriz. İyi olmalı demedik. İyi olursa sıkıntısız bir şekilde hani zaman kaybetmeden mezun olması çok çok olası. Kötü de olsa bir şekilde ESL'le yarım dönem ya da işte iki dönem kaybederek yani kaybettiğinde İngilizcesini geliştirerek devam edebiliyor. Sıkıntı yok. Ayarlıyor. Liselerde hiç sıkıntı yok olur. Peki mesela iyi dediğimiz yani neye göre yani öğrenciler öğrenci sınavını yapacağız. Ama sen kapandı tabii ayaz minimum bence 5 gibi yani 5-5.5 da hiç sıkıntısız ilerler. Yani. Ayaz 5.5, 10. sınıf İngilizce sınıfı kaldı. Ayaz 5.5 varsa öğrencide bir oldukça iyi bir şey. Evet. Yani 5-5.5. Yani, evet. Hani girmesine gerek yok kendi sınavı yapıyor. Tek sınav. Dersler? Yani bize sınav var mı? Demiştik ki de ilk sınav. Burada öğrenciler her hafta ya da iki haftada bir EYAL adını verdikleri bir ödev hazırlıyorlar. Bunları öğretmene teslim ediyorlar. Bunlardan dersine göre artık 5 tane, kimisinden 10 tane yapıyorlar ve bunların tamamı öğrencinin notunu direkt etkiliyor. Kimi %5, kimi %100, kimi %10. Ve en son dönem sonunda Final Culminating Examination denilen %30 etkiliyor. Bir sınav var. İşte bu dil İngilizce ise arada speaking test var, written test, grammar var. Yani öğrencinin notunu etkileyen çok fazla şey. Yani bir sınava girdi kaldı, eyvah diye bir durum yok. İlk evvelden düşük alsa bir önünde 7-8 tane farklı yani. Bu yüzden yani çalışkan, düzenli bir öğrenci bu yüksek notlar alabilir ve başarabilir. Mesela burada online management sisteminde Maple Boot var. Burada ben de öğrencileri sürekli takip ediyorum. Bunun şifresini biz aileye de gönderiyoruz. Öğrencinin annesi babası sabah geldiğinde mesela kahvaltısını yaparken bunu açıyor. Öğrenci dün okula gelmiş mi? Kaç devamlısı var? Notu kaç? Bunları rahatlıkla görebiliyor. Dersin üzerine tıkladığında dersin notunu da görebiliyor. Hangi ödevden kaç aldım? Şu L yazan mesela, L sabah geç kalmış gibi. My Blueprint öğrencilerin kendilerine verdiğimiz ve kredilerin dersine takip ediyoruz. Materyal yani mi? Materyal yok, her şey var. Her şey olan mı? Kitap falan yok yani böyle ilerleyecek. Kitap yok. Yani pandemi itibariyle onları bıraktık ve böyle devam etme kararını aldık. Burada öğrencilerin bilgilerin en
fazla sorduğu şeylerden biri de olacak. Yani öğretmen tehlikesi. Şimdi öğretmenlerinizi neye göre alıyorsunuz? Yani şeyleri hani hep soruyorlar ya, okul nasıl bir okul, ama burada öğretmen kalitesini de çok soruyorlar. Hani öğretmenler mesela yıllardır sizinle çalışan öğretmen kısmı mı? Ben 5 yıldır okuldayım. Öğretmenin 1-2-2'si hariç. Hepsi ben geldim buradayım. Bizim en az, hatta hiç geldi almadığımız tek konu varsa o da öğretmenler. Evet. Öğretmenler bayağı iyi. Öğrencilerle araları da çok iyi. Bir yazılı okul mu? Bizim yurdumuz var ama Türk öğrenciler için ben sadece homestay kuruyorum. Yani yurt küçük. Bir de uzak doğu öğrencilerin tek bize ile ilgili problem olmadıkça işte erkenden doğuyorlar. First come, first serve. Ayrıca 2 kişilik, 3 kişilik odalar çoğunlukla ve bizim öğrencilere pek uygun. O yüzden okulun çevresinde aile yanı konan tek kişilik odalar daha makul. Zaten homestay daha ucuz yurda kıyasla. Bu yıl fiyatlarınız açıklandı mı? Bir yazın, yani yazı doğru bir artacak mı? $50. Şu an $1,250 ayrı. Yemek. Yok şey, toplamda hani 28.400'lü. Evet. 9'lu. Evet, yani sadece homestay artacak. Eğitim ücretinde bir fark olacak. Yani okul artı, evet, okul okulun ücreti ne kadar geliyor şimdi arkadaşlar? Ücretler mi? 13.050 aslında. Hani bazen toplam paketi söyleyin ama aslında şeyi söyleyince de dikkat çekici oluyor. Okulun ücreti 13.000 paradan olarak. Yani evet, Türkiye'de şu anda en normal lise bile 120-130 bin lira. Yani en ucuzundan bahsediyorum yani. Hani yani 13.000 Kanada doları aslında baktığınızda onun ücreti. Eğitim ücreti 3 senedir değiştirmedim. Evet, aynen. Konaklama orada da işte yiyecek ücretleri vesaire, homestay aileleri biraz daha fazla talep ediyorlar. O yüzden o 12.000, 12.500 oldu. O da muhtemelen Eylül için 13.000 olur. Diğer ücretler arasında değişiklik olmaz. Yani 30.000 Kanada dolarını ayırabiliyorsa bir kişi, çocuğun bir yıl her şey dahil. Hani bayağı şey, üniforması falan filan, kitap ücreti, sağlık ücreti. 30.000 Kanada doları ayırabiliyorsa bu okula gönül rahatlığıyla gönderebilir. Pazartesi, perşembe üniforma var. Tabii bizim öğrenciler onu sevmiyorlar pek. Ve sürekli ihlal ediyor. Normalde üniforma ücreti 180'di. Bir parça üst. İşte pantolon, hırka vardı. 1280 yaptık. 4 parça üst veriyoruz. İşte kirliydi, yıkayamadı vesaire diyemezlerdi. Her güne birer parça üst veriyoruz. Yani cuma günü serbest. Casual day. Vasil kastediğin yani kendilerine kalmış. Eğer orada bir tanıdıkları varsa ya da bazı ajendalar. Evet, $1000 düşebilirsiniz bir tanıdığı kendilerine. Varsa. Konaklama ayarlamak isterlerse problem yok. Yani day, day school olarak sadece okula da gelebilir öğrenci. Ama işte sağlık sigortası genelde alınıyor. Eğitim ücreti zaten. Eğitim ücreti için toplu ödeme de yapabilirler. $3000 depozito kabul mektubu için de gönderilebilir. Daha sonra bize çıktıktan sonra alıyoruz yine. Aile yanı konaklamada da aylık kira öder gibi ödeyebiliriz. Evet, mesela sizin öğrencilerin bir için. Aslında aile çıkacak rakam okul ücreti ve işte birkaç şey. Yani $15.000 çıkıyor öğrenci kişiden ilk başta. Şeyinin aile yanı konaklamasını aylık kira gibi ödeyebiliyorlar. Yani sözleşme yapılıyor ama aylık aylık ödenebiliyor. Aynı ailede kalıyor mu aynı? Evet evet. Şey, evet, bir eğitimi gibi düşünün. Aynı ailede yaşıyor ama aylık aylık ödeyebiliyor. Biz 15-20 gün öncesinden faturayı gönderiyoruz. Hı-hı. Aile ona göre zaten gelmesi birkaç gün sürüyor. Yani ya da ben size mesela biz de sonra uğraşıyoruz. Evet. Yani ödemiyorlar. Canlılıkları bana gönderiyor. Ben aileye gönderiyorum. Ya o size kalmış. Aile ödemek tamamını ödemek isterse ödeyebiliyor. Hepsini. Kredi kartıyla ödeyebiliyorlar. Bir %4 komisyonu var ama wire fee, banka ödedikleri derken hatta bir 10-15 lira daha uzabilir. Öğrenci aile yanı konaklamada problem yaşarsa, aileden kaynaklı bir sıkıntı varsa kaldığı yerden ücretsiz değiştiriyoruz ama kendisi de ben beğenmedim. Odanın işte şusunda yemekler dedi.
ben başka bir yere geçmek istiyorum derse ailenin ücret, yerleştirme ücreti de ödüyorlar 250. Ondan sonra homestay departmanı başka seçenekler sunuyor. Normalde ailenin konaklama için bir 15 gün öncesinden haber verilmesini rica ediyorum. Ki aile ve öğrenci kaç seçenek gönderir. Normalde standart olarak ya da bir seçenek iletiyoruz. Aralarından seç. Yani çok da problem yaşamıyorum aslında. Ailenin konaklama. Yok yani aileler çünkü diyorum. Binnazlı Can'ın biraz koydu. Benim öğrencim biraz doğru öğrencim. Yani Ekin çok memnun. Şey zaten Ender zaten çok memnundu. Bir öğrencimle ilk başladı. İlk sonra zaten kanka oldular. Evet. Ama tabii şey yani lise öğrenmişliğinde biraz gerçekten zapt etmek hani şey anlamında çok koordinasyonlu çalışmak gerekiyor. Aile, öğrenci. Hani gerçekten şunu da söyleyeyim size. Can Bulat Bey bu konuda çok destek. Mesela ben o öğrencilerde siz olmasaydınız zaten çok mağdur durumda kalabilirdim. Hani oradan birinin direkt müdahale edip destek olması çok başka bir şey yani. Mesela Ender Ceber bu İngilizce seviyesi konusunda mükemmel bir öğrenci. Hı-hı. Ender Mart'ta başladı. Geçen sene. Mart'ta başladı. 11. sınıfa başladı. ESL D seviyesinden başladı. Böyle seviye. Ve bu öğrenci bu Haziran'da mezun olduk. Yani 1,5 senede. Evet. Hem 11 hem 12. Ve koleji devam. Neden böyle oldu? Çünkü öğrencinin İngilizcesi çok Ender A'dan başladı. 2,5 yıl yine sürecek hem 11. Bu yüzden oldukça önemli. Yani bence en mantıklısı 11-12'yi Kanada tamamlamak. Ama öğrenci yani gelmek istiyorsun dedi. Ama 12. sınıfı da yine başarılıysa öğrenci aslında son yılda tamamlatabiliyoruz. Biraz zorlasak da oluyor işte. Mesela Ender gibi bir öğrenci evet. 12'ye de gelse gelseydi mezun olurdu. Aynen. Bu ondan etmez olduktan sonra öğrenci. Kolejiyle üniversite devam ederken o bir durumda kolejini öğrencinin ödemişini yaparken yine uluslar sonra yap, olarak mı derdi? Evet. Ücreti ödedi. Tam sonra olmaz. Öğrenci sizde hayatsız gibi ya, ESL'den başladı. Öğrenci mesela koleje giderken yine bir hayat alıyor. Alıyor. Duruma bak. 2 yıl okursa kolejlerin çoğu istemiyor. ENG for you yani 12. sınıf İngilizcesinden 70 lira istiyorlar. Üniversitede tamamı istiyor. 6,5-7 artık neyse hayatsa. Ama hayat istemeyen okul çok kolej. Şey yazıyor ya. Grade 12 %70 aynen. Yazıyor 50 şirka. College da istemiyor ama normal üniversitede evet. 2 yıl okuması gerekiyor minimum ama onun için. Yani son seneye geldi. Evet. Bir sene bitirdiğine IELTS'i isterler. Duolingo da artık çoğu yerde kabul ediyor. Hatta biz de yapıyorlar. Okuduktan sonra zaten 6,5 geliyor. Bir zahmet. Yani, yani, heyecan yapıyor çocuklar. Evet. Bir de hani ödev teslim yani ezber yapıp sorunumuz en büyük o zaten Türkiye'deki sıkıntı. Türkiye'deki öğrenciler okuyup çalışıp sınavda geçebiliyor. Burada zorlanmaların belki tek sebebi biraz o yani. Hani evet. Ezber çalış olmuyor yani. Evet yani kolej üniversite tercihi biraz ailenin maddi durumuna da bağlı. Geçen yıl mesela Türkiye öğrencim Toronto Üniversitesi'ne kabul aldı vesaire. Ama paraları yetmiş. Ücreti var. Evet, yani girmek değil okuyabilmek. O yüzden kolej tercihi çok daha yaygın. Mesela sizin önderdiğin koleje gideceğini söylüyor daha sonra. Oturup alıştan sonra. Evet. Burada şeyi göstermek istedim size. Bizim bu 30 kredi hangileri zorunlu, hangileri değil. 4 tane İngilizce kredi zorunlu bu öğrencilerin. Yani lise hayatları boyunca. 3 tane matematik zorunlu. 11. matematiği bitirdikten sonra öğrenci istemiyorsa başka almasına gerek yok. Ben 2 tane coğrafya, tarih, işte beden eğitimi ve resim bir tane, Fransızca bir tane. Ve o civic and careers, işte vatandaş dersi bir şey. 3 tane de seçmeli zorunlu var. Toplam 18 tane. Geri kalan 12 ders tamamen seçmeli. Zor, 12 seçmeli, 18 zorunlu. Bu 12 seçmeli ders 11. sınıftan sonra başlıyor. Ve öğrencinin lise sonrası planına göre şekillendiriliyor. Öğrenci mühendislik okumak istiyorsa biz bu science derslerinde ki 11'den sonra fen, kimya, biyoloji olarak ayrılıyor.
Onları vermeye başlıyor. Matematiğin 12'sini veriyor. Aslında Türkiye'ye en çok uyan sistem bu değil mi? 4-4. Yani bizde de 9-12, Kanada'da. Şimdi hani İngiltere'de biraz daha farklı ya. En çok uyan Kanada galiba. Evet, mükemmel biliyor. Yani aynı şekilde eğitim sistemi. Yani Türkiye 4-4-4 biliyor. Kanada 5-3-4 biliyor. Evet. Ama lisenin 4 yıl olması yani çoğu şeyi kolaylaştırır. Yani buradan Kanada gibi liseye geçmek Türkiye'de okul değiştirmekten daha kolay olabilir. Şey yapanlar bile var. Bir yıl okuyup geri gelenler bile var. Evet. Bir yıl okuyup da dönüş yapılabilir. Tabii bunu öğrencinin önceden söylemesi lazım. Dönüşte çünkü belli derslere bakılır. Daha sonra yani Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bir şekilde hallediliyor. Ama yine de garanti almak için sen de matematik derslerini bulunduğunuz yılın almak en mantıklı. Başvuru çok kolay arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. Sistem çok kolay. Yeter ki 30 bin Kanadalıları ayırabilecek bir veli, değil mi? Doğru söylüyor muyum Canlar Bey? Satış tarafına geçelim. Gerisi. Evet, yani çok teknik detayı çok bunların tabii aklınıza kalmaz. Bu Canlar Bey'le konuşur aileyle, sıkıntı yok. Evet. Siz yeter ki lise isteyen, bütçesi uyan. Ki şu anda bence dediğim gibi yani şu anki iyi liseleri düşündüğümüzde pahalı değil fiyatlar. Yani Kanada'da biri ben lise okutmak istiyorum ya da lise istiyorum dediğinde evet Kanada'da UMC, Toronto, merkez aslında Scarborough dediğimiz yani. Kendi çapında. Çok evet yani şey değil hani bir belli değil atıyorum hani Toronto'nun dışı anlamında değil. Okulumuz var hemen size linkini göndereyim. İşte okul artı konaklama, aile ya da 3 öğün yemekte 30 bin Kanadaları civarında. İşte okulun ücreti 13 bin Kanadaları bunu vurgulayın mesela atıyorum. Hani direkt aklınıza gelebilir. Tek okuldan bile Deniz Bey'in deyimiyle bir kişi, 100 kişiye aynı şeyi söylersem bir tanesi olur yani. Ya aileler tabii bazen sizin cevaplayamayacağınız şeyler soruyorlar. Hatta biz de zorlanıyoruz ama mesela görüşmek isterse bir hemen Zoom üzerinden yani e-mail atarsınız, dersiniz şu gün bir saat. Hemen görüşürüz. Yarım saat sorularını cevaplarız. Ben zaten hiçbir zaman konuştuğumda aile bize gelsin diye ikna etmeye çalışmıyorum. Bizde ne varsa onu anlatıyorum. Bilgiyi veriyorum. Artık gez kendilerine kal. Yani Toronto merkezine olan mesafesi. Kimisi bilmiyorum kimisi. Onu istiyor. Merkezde bence lise öğrencisi çok sağlıklıyım. Downtown'da. Evet yani biraz fazla gezmeye tozmaya öğrenci başlarsa. Ki bu çok iyi bir sistem olmakla birlikte ucunu kaçırdığınızda da kaotik bir sisteme dönüşebilir. Mesela Ekin'in sizin diğer öğrencinin yani o yönde ilerliyoruz şu an. Olmaz ama bakalım. Yani derslerden kaldıkça çünkü bir sonraki seviyeye geçemiyorsunuz. Onu tekrar almanız gerekebilir bir sonrakilere. Yani öğrenci iyiyse her şey iyi olur. Ama akademik olarak da zayıfsa, işte çok geziyorsa vesaire, önceliği okuldaysa aile hem maddi olarak çok sıkıntıya düşer. Yani daha çok para ödemeyi zorunda kalır. Öğrencinin de mezuniyeti biraz uzar. Ama iyi öğrenci, yani yüksek İngilizceyle çok rahat bir şekilde en son olur. Yani öğrencilerden çok problem yaşamıyordu. Okulla ilgili problem zaten olmuyordu ya. İşte homestay'den şikayetler. Yani evet yani. Yemeklerden. Üç öğrencimizle okulla alakalı hiçbir problemi olmadı. Ben de ilk denediğimde hani sizlere sorayım çok böyle korkarak hani yüzde sonuç itibariyle. Ama üç öğrencimin hiçbir problemi okulla alakalı olamıyor. Okulla alakalı değil işte dediği gibi yani aile ufak tefek. Ya da işte evet. Şunu yaptım bunu kabul etmediler. Yoksa hani kötü bir okul, eğlenemiyorum, eğitim alamıyorum, işte öğretmenime ulaşamıyorum, bunu benim için yapmıyorlar. Hiç böyle şeyler olmadı. Kampüsün yukarıdan görüntüsü sol bina var etrafında. Ya etrafı oldukça güzel. Konaklamalarda bir kısmı yürüme mesafesi ama bizim vaadimiz maksimum 45 dakika toplu taşımayla. Onun haricinde dediğim gibi yani ailenin ve öğrencinin damdan olsun diye bir takıntısı yoksa. Ayrıca
3 opsiyon gönderiyorlar konaklamada. Öğrenci seçiyor. Öğrenci seçiyor aslından. Yani 2, 3, 4. Ben tek şu ana kadar siz bu şekilde yapıyorsunuz bu arada. Diğerlerin hepsi biz işte vizesini, ücretini gönderiyoruz. Bizim tek konaklama gönderiyor ya. Ve çok güzel tanıtıyorlar. Öyle iki cümlelik bilgi değil. Çok detaylı bir tanıtımla. Hatta ufak resim, bayağı geçmiş, şunu yapar, bunları bayağı detay belirterek, hani iki paragraflık, üç ya da iki opsiyon duruma göre. Eğer öğrencinin işlemleri erken bittiyse 3-4 opsiyon geliyor. Ama son dakika bir öğrenciyse tabii ki bazen tek opsiyona da kalabiliyoruz. Yani bize 2 hafta süre verirse aile öğrenci bileti atıyorum Kasım sonuna alın, Aralık'ın ortasına. Biz mutlaka 3 opsiyon görüyoruz. Ama öğrenci 3 gün sonrasında bilet alırsa o zaman deriz ki sen burada kal. Evet. Bir de Temmuz'da gelip işte Ağustos'un ilk haftası falan gelirse öğrenciler o zaman çok daha fazla olur. Yani bitirenler bitirmiş gibi. O homestay'ler uygun hale geldi. Homestay'lerde kararlı aile sözü veremiyorum maalesef. Tabii Toronto'da homestay dediği zaman bir Filipin olayı var. Filipinli aile çok. Ama anlaşıyorlar. Kanada'da aile yok mu? Var, evet. Yani, benim 48 ya da 49 öğrencim var. 200 lira. Yani bunların 10 tanesi falan. Kanada'da yok. Şey, okulun tüm mevcudu kaçtı? Yani 200. Yani %25'i benim öğrenciler. Ama şimdi şeyden sonra Asya pazarı biraz daha artar. Yani bizim Vietnam rakamları falan çok düşük. Yani normalde bundan düşmüş müydü çok pardon. Canım yukarıda evane çıktı. Ha okey tamam. Yanlış düzelttim pardon. Acaba şimdi? Ne? Bana şey, bu yarı yani keçe aşağı. Okey. Var mı sorunuz arkadaşlar? Ben de size yazdım abi. Değil işte oldu dedim ya kafamda. Yani sana da mesela lise istiyorum diye biri aradı. Ya bizim şu çocuk da bu arada lisede şu an 4 kolejinde. İşte şöyle böyle. Direkt yani yapacağın çok basit. Web sitesini gönderip bu biraz önce o fiyat listesi var ya onu PDF olarak da göndereceğim Bulat Bey zaten. Ya hiç hazırlayacağım bir şey yok. O fiyat listesini göndereceksin, linki göndereceksin. O kadar. 3 tane başvuru formumuz var. Evet. Bunun yanında pasaport, transkripler, bir de aşikar. Yani çocukluğundan beri önce doğduktan sonra vuruyorlar yani işte. Ortaokula karakterler. Onlar ve günümüzde işte COVID aşısı varsa istenen belgeler bunlar. Ben de kendisi aslında ortalama istiyor. Yani şu 80-95 ortalaması olması gerekiyor. Yok. Yani her türlü ortalama. Yani işte sadece kredi yararlarımız 50 üzeri olmaz. Ben orada geçemiyor işte. Ben öyle evet. Geçemiyorum. Ama genelde bize gelenler özel okul öğrencileri. Transkripti böyle çok kötü öğrenciye evet, tekrar sorulur. Evet, 70'in altında yoktu. Herkes matematik. Evet. İngilizce de çıkmayız. Tabii onun gerçekliği. Sınava girince ortaya evet. O yüzden kendimizin sınavlarına başladık. Yılda 2 kez mezuniyet töreni gerçekleşti. Aralık ve Haziran'da. Nazlı'nın mezun etmiştik Haziran'da ama. Kepatsam olmadı. Onunla ilgili konuşacağım. Bir de sınav günüyle alakalı problem olmuş galiba. Evet, dün yazdım ben. Ben söyledim. Yani genel hatlarıyla bu şekilde. Yani tabii çok fazla detay var. Derslerin vesaire. Onlar öğrenci başladıktan sonra kendisiyle de konuşuyoruz. Ben de sürekli okuldayım. Geldim, gezer ağrısı. Her gün okuldayım. Hatta ben gruptan da Can Bat Bey'in numarası paylaş sizinle. Kendisine WhatsApp'tan olur da lise potansiyeli olursa WhatsApp'ın olur, olur. Canlar Bey, biz birkaç okulumuzla böyle bir WhatsApp grubu açıyoruz sizin için. Hani herkes size birer soru sormak yerine
gruptan sorup bir yerleri de en azından görmüş olacak. Tamam, tamam, öyle yapalım. Okul okul birincilerine tabii yani var genel orada valiler oluyor ya, eyaletler. Valilerden bizzat gelen böyle madalyalar oluyor. Belçin, Abatmış. Yani böyle çok çalışkan öğrencilerin daha sonra iki. Belçin Asya'da çalışıyor. İran. Ha iyi, o da olabilir. Ama geçen yılda bir Türk öğrenci mesela ikinci olmuş, birinci olamadı. O Toronto Üniversitesi'nde değil. Ama işte maddi olarak gerçekleştiremedi. Sonra Western'de. Ama yani... Doktor mu? Yani önce biyoloji okuyacak, daha sonra... Kanada'da da o sistem mi var? Önce medikta. 4 yıllık bir bölüm okuyorsun önce. Evet. Health Science, işte kinesiyoloji vesaire ya da biyoloji. Daha sonra, grup içinde aynı. Evet. 8 sene okumaları geçtim. O şekilde başladım. Şu an biyokimya okuyor. Medikada sıcak. Sonrasında medikada geçecek. Ve çok zor okuması. Evet. Ben de şaşırdım. Ben bu kadar çıktık ya. Böyle bence Türkiye'den başka gerek yok. Başka bir yer. Ya da Balkanlar. Evet, işte benim öğrencim. Kanada'da lise okuyor. Hayır, üniversiteyi. Avusturya. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Yok, Bulgaristan. Pardon, daha Bulgaristan. Yani Kanada'da lise okuyor. Bulgaristan'da üniversite Bulgaristan mezun olarak şeyi beklemek, diplomayı verirse çabuk. Bakarsın Evren e-mail adresini paylaştım. Teşekkür ederim. Ben bir kapatayım mı? Hayır, evet. Teşekkürler. Sonra da teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.